Bismillahirrahmanirrahim. Vel aslu min hazeyni arkadaşlar sarih ve şeyden değil mi? Kinayeden mi? Kinaye. Evet, kinayede. Kinayeden arkadaşlar maksat nedir? Sarih olandır. Yani kinaye bir nedenden dolayı gidilir ama açık asıl olan kelamın sarih olmasıdır. Kişinin meramını, muradını sarih bir şekilde ifade etmesidir. Vel aslu min hâzeyni huve es-sarihu li'ennehu zahirul muradi. Çünkü muradı zahir olan odur. Vel aslu en yekûnel kelamu, asıl kelamda olan şey nedir? Zahirel muradi, muradın zahir olmasıdır. Kema, nasıl ki ennel asle fil hakikati vel mecazi huve el hakikatu. Yani kelamda asıl olan hakikat mıdır, mecaz mıdır? Hakikattır. Niçin? Li'ennehu isti'malul lafzi bimanahu el mevdu'i lehu. Çünkü hakikat nedir? Lafzın vaz edildiği manada kullanılmasıdır. Vel aslu en yusta'mele kullu lafzin fiha fima vudi'a lehu. O fiha değil galiba. Vel aslu asıl olan nedir arkadaşlar? En yusta'mele kullu lafsin, her lafsın kullanılmasıdır. Nerede kullanılmasıdır? Fîmâ vudi'a lehu, vaz edildiği yerde kullanılmasıdır. Li yestevfiye el garada bil vad'i ve faidetihi. Ta ki hem faydasına hem de vad'ına gayemiz ne olsun? Tam ona vefalı olsun. İstediğimizi ne yapalım? Eda etmiş olalım. Mezanu sarihi vel kinayeti. Peki sarih ve kinayenin yani diyelim ki kelamımız sarih midir? Kinaye midir? El müşterekullezi iştehere ehadu maanihi. Diyelim müşterek bir kelimemiz var arkadaşlar. Ama manalarından bir tanesi ne olmuştur? Şöhret bulmuştur. Fe isti'maluhu fi zalikel ma'na el ma'ruf. Fe isti'maluhu kullanılması değil mi? Nerede? Fi zalikel ma'na el ma'ruf. Yani o bilinen manada kullanılması ve keda isti'malul mecazi el muta'arrafi fîmâ urife fî bihi veya bilinen bir mecazın bilindiği yerde kullanılması vel mecazu ma karinetihi vel hakikatu el müstamelatu. Nereye dağıttı onu Yasin? Sonunda bunların hepsi sarihtir diyecek. Yani şu an sarihin çeşitlerini, kısımlarını şey yapıyor. İki. Vel mecazu ma karinetihi, yani kelimemiz mecaz olarak kullanılmış ama neyle beraber? Karinesiyle beraber. Vel hakikatu el müstamelatu, hakiki manada kullanılan kelam. Ve aksamul lafzı bi'atibari zuhuri manahu. Ve aksamul lafzı bi'atibari zuhuri manahu. İşte lafzın manasının zahiri itibarıyla kulluha mine zahiri ve nassi ve müfesseri ve muhkemi ve aksamul lafzı, lafzın kısımları arkadaşlar bi itibari zuhuri manahu, yani manasının zahir olması itibarıyla kulluha, bunların tamamı nedendir? Mine zahiri, zahirdendir. Ve nassi, nastandır. Değil mi Yasin? Mesela. Ve müfesseri, müfesserdendir. Ve muhkemi, muhkemdendir. Kullu zalike min kabili sarihi. Bunların tamamı sarih kabilindendir arkadaşlar. Ve ma lem yeştehir min maanil müştereki. Diyelim müşterek bir kelimemiz var ama o ortak olan manalardan herhangi birisini olmamış, şöhret bulmamış. Vel mecazu kable en yasira ma'rufen beynen nasi.
veya bir mecazi bir mana ifade eden bir kelimemiz var ama insanlar arasında daha ne olmamış? Bilinmiyor yani. Vel hakikatu el mehcuretu, bir de hakikat var ama mehcuredir, terk edilmiş arkadaşlar. İza eradaha ehadun, herhangi bir kişi bunlardan birisini irade etse Yok şey, vaksamul hakikati mehçure için diyor herhalde. Yani adam onu irade etmiş ama o aslında hakikati mehçuredir yani. Aslında çok bilinmiyor, kullanılmıyor, artık terk edilmiş. Peki ben geriye de bağladım ama onlar da yani zaten birisi onları ne yapması lazım? İrade etmesi lazım. Peki bu sonu şeye gönderelim. Vel hakikatu el mehcuretu iza eradaha ehadun. Yani bu bir hakikat var ama o hakikat ne yapılmış? Terk edilmiş ve bir insan ne yapsa onu irade etse vaksamul lafzı bi'atibari safai manahu, lafzı manasının kapalı olması itibarıyla sınırlandırmıştık değil mi? Evet. Kulluha minel hafiyyi vel müşkili vel mücmeli vel müteşabihi, bunların tamamı arkadaşlar, bu yukarıda saydı ya Evet. işte meçhul olmayan müşterek manalardan bir tanesi, mecaz ama insanlar tarafından bilinmiyor. Ondan sonra hakikati mehcur ama birisi onu kastetmiş. Veya işte kelamın lafzın kısımlarından olan hafi, müşkil, mücmel, müteşabih, bunlardan herhangi bir tanesi karşımıza çıkarsa kullu zalike min kabilil kinayeti, bunlar kinayenin kabilindendir. Kinayi lafızlardandır arkadaşlar. Yani burada kalabiliriz isterseniz. Eyvallah. Peki ya.